dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Şubat Pazartesi. Almanya'da pasaport yenileyemeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adeta mahsur kaldı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre bu durumda olan insanlar konsolosluklara ulaşamıyor. Pasaportların verilememesi 1.5 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Almanya'daki oturma iznini de tehlikeye atıyor. Sözcü'nün 3 Şubat 2021 tarihli haberine göre Almanya'daki Türk konsolosluklarında pasaport ve nüfus başta olmak üzere birçok işlemin yetiştirilememesi veya çok geç yapılması nedeniyle Türk vatandaşları büyük sıkıntı çekiyor. Pasaportların uzatılamaması ve noter randevularının alınamaması nedeniyle çıkan sorunlar akıl almaz tehlikeleri beraberinde getiriyor. Almanya'da yabancılar yasasının 5. maddesinin 4. bendi oturma izni için Geçerli pasaport şartı arıyor. Ülkede yaşayan Türklerin yaklaşık bir buçuk milyonu Türk vatandaşı. Bu insanlar pasaportlarına bağlı oturma izni alabiliyor. Pasaportu Ocak ya da Şubat ayında biten Türk vatandaşı yeni pasaport için diplomatik temsilciliklere başvurduğunda Ağustos, Ekim ya da Kasım ayına randevu veriliyor. Oturma izni biten ya da yenilenmesi, uzatılması gereken insanlar pasaport yokluğu nedeniyle yabancılar dairesinde sınır dışına varana kadar büyük sorunlarla karşılaşacak. Pasaport olmaması Almanya'da yasa dışı duruma düşmeleri demek. Pasaportsuzluk sosyal yardımların da kesilmesi riskini taşıyor. Sadece pasaport değil, nüfus ve noterlikte de işlemler uzadığı için herkes büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Randevulu sistem nedeniyle konsolosluklara telefonla ulaşmak da büyük bir çile. Değerli dinleyiciler bu konuyla ilgili yapacağımız araştırmaları siz dinleyicilerimizle önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bugün yağışlar batıdan gelecek. İlk başta kar olarak yere düşecek ancak hızla yağmura dönüşecek. Meteoroloji dairesi dondurucu soğukların arkasından yağan yağmurun buzlanmaya sebep olabileceği uyarısında bulundu. Sonuç olarak donmuş zeminde buz tabakası oluşacak. Bu nedenle demir yolu ve karayolu trafiğinde önemli aksamaların yaşanması bekleniyor. Bunun bölgesel boyutuyla ilgili hala büyük belirsizlikler söz konusu. Hava sıcaklığının eksi 2 ile artı 2 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Robert Koch ensü son 24 saat içinde 259'u Hesen'de olmak üzere 4.426 insana daha virüs bulaştığının belirlendiğini bildirdi tam kapanmanın esnekleştirilmesi için önemli olduğu belirtilen 7 günlük incidens yani görülme sıklığı 58.9 olarak açıklandı. Buna ek olarak RKI'den alınan bilgilere göre son 24 saat içinde 12 sesende olmak üzere 116 insan daha hayatını kaybetti. Pazartesi günleri, hafta sonları daha az test yapıldığı ve sağlık dairelerinin verileri RKI'ye bildirmemesi nedeniyle vaka sayısının düşük olduğunu hatırlatalım. 7 günlük incidence 60'ın altında. RKI'ye göre 100 bin kişi başına 7 gün içinde yeni korona hastası sayısı pazartesi sabahı ülke genelinde 58.9. Pandeminin başlangıcından bu yana Almanya'da tahminen 2 milyon 2.338.987 insana virüs bulaştı. 65.076 insanda öldü. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi. Bu da bir korona hastasının bir insana daha virüs bulaştırdığı anlamına geliyor. Yoğun bakım ünitesinde 1932'si solunum cihazına bağlı olmak üzere tedavi gören hasta sayısı 3439 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise %80.9 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 3.967.246 kişiye aşı yapıldı. Hesen'de 12 insanı da hayatını kaybetmesiyle koronavirüsünden ölenlerin sayısı 5.460'a yükseldi. Şu ana kadar Hessendeki yaşlıların tedavi gördüğü yaşlı bakım evlerinde koronavirüsü nedeniyle 3.000'den fazla insan hayatını kaybetti. 10 Şubat'a kadar yaşlı bakım evlerinde kalan 55.700 insandan 3.067'si koronavirüsünden hayatını kaybetti. 11.700 engellinin bakıldığı tesislerde ise 34 ölüm vakası meydana geldi. Sevgililer Günü'nde çok güzel kartpostallar, çok mükemmel fotoğraflar paylaşıldı. Biz sevginin, mutluluğun ve aşkın fotoğrafının ve resminin yapılamayacağını düşünüyoruz. Duygunun merkezi kalp değil, karın bölgesi olduğu için karnımızda kelebekler uçuşuyor. Sırıtarak koşuyoruz, uykularımız kaçıyor ve uyanıyoruz. Aşık olduğumuz insanın yaşadığı yeri vatan olarak görüyoruz. Tabii ki sıklam aşığız. Muhtemelen gerçek bu deyimde yatıyor. Çünkü sevgi, aşk programlanamıyor. Ne zaman, hangi koşullarda ve kime aşık olacağımıza karar veremiyoruz. Ve eğer doğru bir iz üzerinde isek, beynin ürettiği karşı cinsi etkileyip uyaran salgı eşleşmeye karar veriyor. Beynimizdeki bezlerimiz yahut bezelerimiz büyük bir hormon kokteyli yayıyor. HR Info bilim redaksiyonundan Hübna bu kokteyli mutluluk duygusu, sevgi sarhoşluğu ve sınırsız rahatlığın sorumlusu olan endorfin ve kortizol maddeleri dedi. Haz hissi dopamin tarafından sağlanıyor. Adrenalin hormonu kalp atışımızı hızlandırıyor dizlerimiz tutmaz hale geliyor, karın bölgemizde kelebekler varmış gibi hissediyoruz. Aslında adrenalin saldırı durumunda kendimizi tehlikede hissettiğimizde salgılanan bir stres hormonu. Ancak aşkta olumlu stres durumu olarak işlev görüyor. Aşık olan insanlarda akıl seyade çıkar. Beyin tamamen aşık olunan kişiye odaklanır. Zaman unutulur ve sadece aşık olunan kişi düşünülür. Bu durumdan serotonin hormonu sorumludur ve insanın kendisini mutlu hissetmesini sağlar. Peki bu kadar güzel olan şeyin adı nedir? Aşk. Dünyadaki en güzel ilaçtır. Hem de hiçbir yan etkisi olmayan, insanı yaşama bağlayan bir ilaçtır. Aşık olduğumuzda bağımlılık hastalığı gibi beyin bölgeleri aktif hale gelir. Ancak doğanın hormon kokteylinin repertuarı bundan daha fazlası. Aşık olduktan sonra bunu gerçek sevgi izlemelidir. Bunun çalışması için aşk kokteylinin diğer iki hormonla karıştırılması gerekiyor. Bu hormonlar vazopresin ve oksitosin olarak adlandırılıyor. Güven ve sarmaş dolaş olma hormonları olarak tanımlanan bu hormonlar çiftler birbirine dokunduğunda ve seviştiğinde ortaya çıkıyor. Her gün sevgililer günü olsun. Ancak severek sevileceğimizi bilelim. İlaç ve tıbbi cihazlardan sorumlu Devlet Bakanlığı, kendi kendine yapılan korona testlerinin Mart ayından itibaren kullanılmasına izin vermeyi planlıyor. Belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla federal hükümette izin verilmesi yönünde görüş bildirdi. İlaç ve tıbbi cihazlardan sorumlu devlet bakanlığının sözcüsü Frankfurter Allgemeine'nin Sonntag Zeitung'a verdiği demeçte an itibariyle bize ulaştırılan izin başvuruları temelinde ilk iznin mart başında verilebileceğini öngörüyoruz dedi. 15 dakika içinde sonuç alınabilen hızlı test üreticisi 30 firmanın bakanlığa onay için başvurduğu açıklandı. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen görüntülü oturumda kendi kendine yapılabilen hızlı korona testlerinin Almanya'daki test kapasitesinin artırılması adına uygun bir yöntem olacağı yönünde görüş bildirmişlerdi. Açıklamada hızlı testlerin sayıca artmasıyla çocuk yuvaları ve günlük çocuk bakımındaki eğitim ve derslerin daha güvenli hale gelmesinin ve enfeksiyon riskinin azaltılmasının hedeflendiği belirtilmişti. Şu ana kadar uygulamada olan hızlı testler için bir çubuk yardımı ile burun ya da boğazın içinden alınan sıvı gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda eğitim almış personel tarafından uygulanabiliyor. Ayrıca çubuklu uygulama birçok kişi tarafından nahoş olarak tanımlanıyor. Kullanımına onay verilmesi planlanan hızlı testler arasında gargara ya da tükürük yoluyla sonuç alabilen testler de bulunuyor. Pek çok bilim insanına göre evde kişilerin kendi kendilerine uygulayabilecekleri güvenilir hızlı testler normal gündelik yaşama geri dönmede önemli rol oynayacak. Bu sayede keskin kurallara bağlı kalınmak şartı ile lokantaların bile açılabileceği düşünülüyor. Bism adındaki Maliye Bakanlığı sözcüsü okullarda ve kreşlerde koronadan korunmak için Hessen'in ayırdığı 75 milyon euroluk paranın belediyelere ulaştığını açıkladı. Paranın diğer şeylerin yanı sıra hava filtresi sistemleri, maskeler dezenfektanlar ve dönüşümler için kullanılması öngörülüyor. 75 milyon euro Corona özel fonundan ödeniyor. Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gözünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.